Tabii ki köpeğinize doğru şekilde davrandığınız ve aranızdaki iletişimin sağlam olduğu sürece. Bu sebeple köpeğin iyi bir şekilde bakılması ve eğitilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı küçük noktalar bulunmakta. İşte karşınızda köpeğinizle yapmamanız gereken 10 şey. Köpeğinizi arabada yalnız bırakmanız, köpeğinizin kaçırılmasına, havasızlıktan baygınlık geçirmesine, hatta hayatını kaybetmesine bile neden olabilir. Bu sebeple köpeğinizin gidemeyeceği yerlere gidecekseniz, onu yanınızda sürüklemek yerine bir dahaki sefere evde bırakmanız daha mantıklı olacaktır. Köpekler doğru ve yanlış olanı asla tek başlarına öğrenemezler. Mutlaka sizin yardımınıza ihtiyaçları vardır. Bu sebeple yanlış yaptıkları zamanlarda onlara onun yanlış olduğunu gösterecek şekilde davranmalısınız. Bunun tam tersini yapıp onlara sevgi gösterirseniz, onlar hiçbir zaman yaptıklarının yanlış olduğunu öğrenemezler. Yemek ödülleri köpeğinizi motive etmek için harika yollardan bir tanesidir. Ancak bu konuda kesinlikle aşırıya kaçmamalısınız. Çünkü yemek ödülleri konusunda aşırıya kaçarsanız köpeğinizin sağlığını tehlikeye atmış olacaksınız. Veterinerler köpek sahiplerine köpeklerinin dişlerini her gün fırçalamasını önermekte. Çünkü birçok köpek diş enfeksiyonlarından ve sağlıksız dişlerden kaynaklı hastalıklardan müzdariptir. Bu yüzden de en azından yılda bir kere köpeğinizin dişlerini veterinerde kontrol ettirmelisiniz. Eğer bir köpek sahibiyseniz dikkat etmeniz gereken en önemli nokta doğru tasma seçimidir. Çünkü her köpek ırkı için uygun üretilmiş farklı tasmalar bulunmaktadır. Eğer köpeğinize yanlış tasma alırsanız bu köpeğinizin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Bu sebeple tasma almadan önce mutlaka veterinere danışmakta fayda bulunmakta. Köpeğinizle birlikte yürüyüşe çıktıysanız, yanınızda köpeğinizin olduğunu unutup kafanıza göre yürümemelisiniz. Çünkü bunu unutursanız bir anda köpeğiniz ve kendinizi trafiğin ortasında bulabilirsiniz. Bu sebeple köpeğinizle çıktığınız yürüyüşlerde onun size önderlik yapmasına izin vermelisiniz. Köpeklerin kısırlaştırılması bir diğer önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü hiç beklenmedik gebeliklerin sonucunda bir sürü yavru köpek doğmakta ve bakacak kimseler de olmadığı için barınağa bırakılmak zorundadırlar. Barınakta kendi kaderlerine terk edilen bu yavrulara kimi zaman ötenazi bile uygulanmakta. Bu gibi üzücü durumların yaşanmaması için köpeğinizi kısırlaştırmalısınız. Yediğiniz yemekleri köpeğinizle paylaşmak kimi durumlarda güzel olabilirken, kimi zaman da bu yiyecekler köpeğinizde ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta. Örneğin bazı türler için çikolata ve kemik üzerindeki etler oldukça tehlikeli ve ölümcüldür. Bu yüzden yiyeceklerinizi onlarla paylaşmadan önce bu konuda iyi bir araştırma yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Köpeğinize vurmanız, köpeğinizi eğittiğiniz anlamına gelmemekte. Aksine onunla aranızdaki bağları zayıflatmakta ve size olan güvenini de azaltmaktadır. Vurmak yerine onun anlayacağı cezalar vermeniz hem sizin hem de köpeğiniz için daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Köpeğinizi kendi kafesiyle cezalandırmayın. Köpeğiniz bir hata yaptığında onu kafese göndermeniz, orada kilitlemeniz köpeğinizi kafesinden uzaklaştıracak ve onu size karşı daha az itaatkar haline getirecektir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.